İyi akşamlar KRT Ankara Stüdyosu'na seçim özele hoş geldiniz. Konuğumuz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran. Tuncer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Siz genel başkan olduktan sonra pek televizyonlara, röportajlara pek çıkmadınız sanki Tuncer Bey, yanılıyor muyum? Evet, çok sık çıkmadım. Daha çok yerellerde halkla buluşma toplantıları yapıyorduk. Yakın bir süre oldu zaten. Ankara'da çok fazla bulunmadım. Dışarıdasınız, dolaşıyorsunuz. Evet, dışarıdayım, illerdeyim. Eş başkanla birlikte. Genel başkan seçildikten sonra 20-30'a yakın ben, 20-30'a yakın eş genel başkanımız Tülay Hanım kentlerimizi ziyaret ettik. Toplantılar aldık, sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Biraz yerelde ağırlıklı olarak çalıştığımız için evet. Tuncer Bey, şimdi tam böyle akşam bir haber patladı. Evet. Herkes şimdi bu konuyla ilgili ne diyeceğinizi merak ediyor. DEM Parti İstanbul adaylarının listesini, yani Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe başkan adayları, belediye meclis üyeleri, bunları İl Seçim Kurulu'na teslim etmekte geç kaldı mı, kalmadı mı? İl Seçim Kurulu sizin listelerinizi aldı mı? Ortada bir problem var mı, yok mu? Yani netleşmedi tam mesele. Şimdi bu konuda yani kimi spekülasyonlar yapılıyor. Ben de yayına gelmeden arkadaşlarımızla da görüştüm. Hem Merkez Seçim Komisyonu'ndaki yetkililerle hem İstanbul'daki arkadaşlarla hiçbir problem yok. Biz başvurularımızı yaptık. Aday listelerimizi verdik. Yani bu konuda kafasında kuşku şüphe olanlar İl Seçim Kurulu'nun vereceği kararı bekleyebilirler. Ne zaman verecek İl Seçim Kurulu? Onu çok bilmiyorum. Yani prosedürün nasıl işlediğini bilmiyorum. Sonuçta başvuran partilerin adaylarını açıklıyorlar. Muhtemelen kamuoyundaki bu tartışmaları da izliyorlar. Takip ediyorlardır. Ama bizim cepheden herhangi bir problem yok. Zamanında adaylarımız, listelerimiz seçim kuruluna ulaştırılmış. Ulaştı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, bu muamma ortaya çıktıktan sonra, yani listeler verildi mi verilmedi mi muamması ortaya çıktıktan sonra Tele1'e şöyle bir açıklama yapmış Tuncer Bey. Diyor ki, bizim yetkili arkadaşlar YSK'ya gidiyorlar, İl Seçim Kurulu'na gidiyorlar. Evrakları teslim ettiklerinde bazı evrakların eksik olduğunu dillendiriyorlar. Bu evrakları tamamlamaya gidip geri geldiklerinde bir dakikalık bir zamanla geç kalıyorlar diyor. Yani herhalde arabaya gidiyorlar, bir şey unutmuşlar, onu alacaklar. O arada geri döndüklerinde saat 17.01 oluyor. Dolayısıyla evrakların tamamını teslim etmekte de Celal Fırat'ın açıklamasına bakılırsa geç kalınmış oluyor. Böyle bir problem var mı? Yani bir dakika geç kalındı mı? Ben öyle bir şey duymadım. Tam tersine bizim genel merkezin yaptığı bir açıklama vardı. Hani Celal Vekil neye dayanarak söylemiş onu çok bilmiyorum. Ama belli ki onun anlatımlarında da evraklar teslim edilmiş deniliyor. Yani evraklar teslim edilmiş. Ama evraklar veriliyor. Kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor. Yetki belgesiyle ilgili bir sorun oluşuyor demiş Celal Fırat. Biz döndük. İl örgütümüzle de konuştuk. Evrakları teslim eden arkadaşımızla konuştuk. Herhangi bir sorun olmadığı söylenildi. Dediğim gibi bu konuda herhangi bir problem yok. Bu tür tartışmalar varsa da İl Seçim Kurulu muhatabıdır. Biz değiliz. Biz evraklarımızı zamanında teslim ettik. Şu bakımdan muhatap değil misiniz Tuncer Bey? Yani bu kadar işte İstanbul, DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Günlerce konuşuldu, tartışıldı, çıkarması ne manaya gelir, çıkarmaması ne manaya gelir diye. Dolayısıyla İstanbul çok kritik bir şehir. Zaten kritik bir şehir de hani DEM Parti özelinde ayrı bir tartışma yürümüştü. Yani bu kadar kritik evrakların saat 17'ye 5 kala götürülüp teslim edilmesinde sonra onda bir eksik çıkmasında bir garabet görmüyor musunuz genel başkan olarak? Şöyle, bir evrakta falan bir eksiklik yok. Yani Celal Fırat'ın açıklamasına yani, evet, dayanarak evraklarda söylüyorum. Falan yani Celal Vekil bizim ilgili kurullarda değil, İstanbul milletvekilidir. Hı-hı. Sonuçta seçim merkezi bir seçim komisyonu var. Tam detayıyla bilmeyebiliriz. Belki birilerinden duymuştur, sormuştur. Onu çok bilmiyorum ama şöyle, biz İstanbul'da adayımız, bir haftadır çalışma yürütüyorlar. Yani Meral Danış Beştaş, Murat Çepni arkadaşlarımız neredeyse yani içeride birer toplantı yaptılar. Yani bu konuda bir problem yok. Biz adaylarımızı çıkardık, çalışmalarımıza başladık. Meclis üyelerimizi belirledik. İstanbul'da çalışmalar sürüyor. Bir problemimiz yok.
Dolayısıyla bu tür spekülasyonları buraya gelirken kamuoyundan duydum, sordum. O konuda herhangi bir problem yok. Şöyle, yani son güne bütün partilerin aday listeleri son güne kalır. Evet. Çünkü bizim kent uzlaşısı dediğimiz, üzerine kimi yerellerimizin, ilçelerimizin tartıştığı, çalıştığı, kimi yerlerde kent uzlaşısını sağlamaya çalıştıkları bir durum söz konusu. Hı. Dolayısıyla son güne kalması gayet normal. Normal. Hayır, son güne kalması normal. CHP açısından da öyle mesela. Evet, onu söylüyorum. Fakat 17'ye 5 kala gitmesi, yani daha erken götürün. Bir de trafiğe takılmışlar herhalde. Öyle bir problem. Yani İstanbul trafiği var. Muhtemelen hesaba katılmıştır. Evet. Ama sonuç itibariyle niye son gün verildi sorusunun en doğru cevabı, kent uzlaşısı sağlayacağımız yerlerde İstanbul'da da kimi çalışmalar yürütülüyordu. Belirsizlik vardı. Evet. İşte Esenyurt tartışılıyor. Evet, onu soracağım birazdan. Şimdi iyi seçim kurulu. Gayet normal. Yani gayet normal son güne kalması. Gayet normal. Sonuçta evraklar hazır. İl seçim kurulu önünde bekleniyor. Saatinde teslim ediliyor. Birçok siyasi parti muhtemelen son dakikaya bırakmıştır, yetiştirmiştir. Listeleri tam olmamıştır ama bizim her şeyimiz tamamdı. O saate gelmesi de yani sorgulanacak bir şey değil. Zamanında verildi mi verildi. Buna bakmak gerekiyor. İl seçim kuruluyla tam, evet biliyorum yani tam şey yapamadınız yayından evvel, netleştiremediğinizi evet. Biliyorum. İl seçim kurulu acaba nasıl bir karar açıklayacak, ona ilişkin bir size gelen bilgi var mı? Yani İl Seçim Kurulu tamam aldık evrakları, bir problem yok demiş mi dememiş mi? İl Seçim Kurulu evrakları alır zaten. Başvuran partileri de... Yani saat itibariyle bir problem yok, var. Yok, bir problem bize yansımadı, yansıtılmadı. Yani bir problem var, yansıtılmadı. Evrakları teslim alıyor. Teslim alıyor. Sonuçta nihai kararı İl Seçim Kurulu verir. Yani bu konuda ben bunları söyledim. Yani burada hangi plakalı araca binildi, hangi nerede kırmızı ışık yandı, lastik mi patladı? Yani bunları anlatacak bir durum yok. Evet. Sizin sorunuza verdiğim cevap çok net. Anladım. Zamanında evraklarımız İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Aha. İl Seçim Kurulu evrakları teslim aldı. Mesele DEM Partisi. DEM Parti biz olunca her konuda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. O spekülasyonlardan birini söyleyeyim. Evet, buyurun. Şöyle oldu Tuncer Bey. Şimdi sizin evraklar vaktinde götürüldü mü götürülmedi mi muamması ortaya çıktıktan sonra işte DEM Parti aday çıkardığını ilan etti. Ama hani evrakları vaktinde teslim edemedik. Arkadaşlar trafiğe takıldı. Lastik patladı, arabanın benzini bitti falan gibi gerekçelerle İstanbul'da aday çıkarmayacak. Şimdi başka partiler için söyledikleriniz geçerli olabilir ama söz konusu DEM Partisi olunca takiye yapmaz, siyaset yapmaz. Bu tür ucuz oyunlara asla tenezzül etmez. Biz diğer siyasi partiler gibi değiliz. Yani Türkiye'de demokrasi mücadelesi yürüten, bu uğurda büyük bedeller ödeyen, lafını sözünü sakınmayan, eleştirisini her ortamda, her zeminde açıkça dile getiren, asla doğru bildiği yoldan sapmayan bir siyasi gelenekten geliriz. Biz bu tür oyunları oynamayız. İstanbul'da aday çıkarmasak çıkarmadık deriz. Kimseye bir borcumuz yok. Aday çıkardığımız yere de çıkardık deriz. Kimi siyasi partiler bu tür şeyleri yapmış olabilir geçmişten günümüze kadar. Ama biz böylesi bir siyasi parti değiliz. Aday çıkardık diyelim, evraklarını eksik yetiştirelim, adayımız olmasın gibi bir şeye tenezzül etmeyecek bir partisi varsa o da DEM Partisi'dir. Kaldı ki aday çıkarınca işte AKP ile anlaşıldı diye kimi kanallarda tartışmalar yürütülüyor. Aday çıkarmadığımız yerlerde işte CHP ile bilmem kim kol kola el ele diye kimi spekülasyonlar, yorumlar, aşağılayıcı, aşağılık, belden aşağı vuran birçok tartışma yürütülüyor. Biz DEM Partisi olarak bizim tartışıldığımız programlarda maalesef yer bulamıyoruz. DEM Partisi tartışılıyor, seçim tartışılıyor. Eminim kanallar arasında geçiş yapan bir vatandaş, normal bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Allah Allah, DEM Partisi AKP ile mi anlaştı, CHP ile mi uzlaştı sorusunu soruyordur. Çünkü her kanal ayrı bir DEM Parti yorumu yapıyor. Kanalların meşrebine göre. Aynen öyle.
her kanal kendisine göre yorumluyor. Hı-hı. İşte bugün burada olduğu gibi. Yani bu soru bile bir algı oluşturmadır. Evraklarınızı verdiniz mi? Vermediyseniz acaba CHP ile örtülü bir vatandaş böyle anlar. Evet. Örtülü bir anlaşma mı var? Son soruyu anda, ben algı oluşturmak maksadıyla sormadım. Sizin için demiyorum. Ya, vatandaş böyle anlar. Hı-hı. Son anda acaba bir şey mi oldu? Hı-hı. Bakın İnan Bey, biz siyaseti açık yapan bu geleneği Türkiye siyasetine, dünya siyasetine getiren bir siyasi partiyiz. Biz dediğimiz sözler, doğru bildiğimiz sözler uğruna yıllarca cezaevinde yatmış bir gelenekten gelen bir siyasi partiyiz. İşbirliği yaptığımız yerlerde yaptık deriz. Hı-hı. Yapmadığımız yerlerde yapmadık deriz. Yani bu konuda en açık siyaset yürüten bir parti konusunda sürekli 24 saat her bir kanalda farklı bir biçimde yapılan spekülasyonlar gerçekten algıdır. Anladım. Bu arada bu evrak, eksik olan evrak neymiş onu biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Siz şimdi bahsettiniz evrakta falan eksik. Celal Fırat'ın açıklaması yani eksik bilmiyorsunuz. Siz tamam. Celal Bey'i sordunuz, ben söyledim. Tamam. Partinin eş genel başkanıyım. Merkez Yürütme Kurulu Ankara'dadır. Merkez Seçim Komisyonu Ankara'da genel merkezimizde çalışma yürütüyor. Ben buraya geldiğim zaman hem Merkez Seçim Komisyonumuzdan bu işi yapan hem genel merkezdeki yönetici arkadaşlardan aldığım cevabı burada söyledim. Söylediniz. Hangi evrak eksik? Tamam. Evrak eksik mi, eksik değil mi? Onu da doğru. Bunu kamuoyundan duyuyorum. Peki. Tamam. Şimdi Tuncer Bey birazdan o yani DEM Parti AK Parti ile mi anlaştı sorusunun nereden zuhur ettiği meselesine birazdan geleceğim. Hı-hı. Bu önemli bir konu. Onu netleştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Fakat önce şunu sormak isterim. Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisi açıkladığı adayı geri çekti. Ali Gökmen'i sağlık sebepleri gerekçe gösterildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada. Yerine de Profesör Doktor Ahmet Özer aday gösterildi. Bu zaten parti sözcünüz Ayşegül Doğan daha önce iki gün önce söylemişti. Yani Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı demişti. Öyle mi oldu? Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin anlaşması sonucunda mı aday gösterildi? Ben genel bir çerçeve koyayım. Şimdi biz Kürt illerinde, bölgede adaylarımızı demokratik bir yöntemle belirledik. Tabii bu çok basın, yayın organlarının, medyanın dikkatini çekmedi. İlk defa Türkiye'de bir siyasi parti kendi delegeleriyle ya da kendi üyeleriyle yetinmeyerek kente örgütlü olan, kendisine yakın, uzak, mesafeli olduğuna bakılmaksızın o kentteki üyelerini, sandık kurulu üyelerini, işte kanaat önderlerini, işte kentin örgütü bütün kurumlarından isim alarak en az seçimde oy kullanan seçmenin %2'siyle 3'ü kadar delege belirledi. Mesela Diyarbakır'da 16 ile 20 bin arasında bir delege listesi belirlendi. Ve Ahmet'te bizim delegeleri bu 20 bin insan seçti. Biz bu seçimde genel merkezde aday adaylarının gelmediği, oda oda dolaşmadığı, işte isim aramadığı, adaylık için herhangi bir emek ve çaba sarf etmediği bir dönemi yaşadık. Aday adaylarımız halkın, kentin, kent dinamiklerinin, kent uzlaşısıyla belirlenen delegelerin aday seçeceklerini bildikleri için gittiler Ahmet'in Sur ilçesindeki sokaklara, işte Bağlar'daki emekçi yoksul evlerine, delege listesinde ismi bulunan kurumlara, sivil toplum örgütlerine, emek meslek örgütlerine gittiler. Oradan adaylık istediler. Kendilerini anlatmaya, tanıtmaya çalıştılar. Şimdi mesele DEM Parti olunca dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş bu demokratik yöntem, eş başkanlık gibi, işte kadının siyasete, toplumsal yaşama katıldığı gibi, hı, cinsiyet kotası
işte kadın ve erkek temsilinin eşit belirlendiği bir siyasi parti bu kadar baskı, bu kadar spekülasyon, bu kadar medyanın kapalı olduğu bir süreçte aslında dünyada, Türkiye'de zaten hiç olmamış, işlenmeyen bir yöntemle adaylarını belirledi. Evet. Bu çok değerli bir şeydi. Muhtemelen eş başkanlık gibi birkaç yıl sonra ya da yıllar sonra bütün siyasi partilerin bu yöntemi araştırdıkları, inceledikleri, nasıl yapıldığını anlamaya çalıştıkları çok önemli bir aday belirleme yöntemiydi. Bunu kimse konuşmadı. Batı'da başka bir yöntem izledik. Ne yaptık? Batı'da kent uzlaşısı çerçevesinde o kentin bütün dinamiklerinin kendi arasında uzlaştığı ilkeler etrafında, o ilkelere uygun adayların tespit edildiği ve o adaylar üzerinde bir ortaklaşmanın sağlandığı yerlerde de kent uzlaşısı olabilir dedik. Evet. Tek tek isimlere gerek yok. Hı-hı. Kent uzlaşısının sağlandığı yerlerin sayısı çok fazla değil. Tamam. Ama Esenyurt var mı? Bir elin beş parmağıdır. Esenyurt'ta da kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt'taki yerel dinamikte kendi arasında bir çalışma yürüttü. Kendi arasında yürütülen çalışma sonucunda böyle bir sonuç ortaya çıkmış olabilir. Çıkmıştır. Kent uzlaşısı sağlanılan, kent uzlaşısının tartışıldığı ilçelerden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin üzerinde uzlaştığı bir aday Ahmet Özer. Esenyurt'ta Ahmet Özer kent dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı bir adaydır. Bak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret etmek ya da kent uzlaşısı çalışmalarının bir siyasi partiyle yürüdüğünü, yürütüldüğünü belirtmek de bizim yapmaya çalıştığımız işi eksik anlatır. Kent uzlaşısında sadece siyasi partiler yoktur. Yöre dernekleri, sivil toplum örgütleri, emek meslek örgütleri, halklar, inanç kurumları, kadınların örgütü kurumları, gençler, o kenti oluşturan bütün dinamikler var. Şimdi bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında dedi ki aslında bu sadece Devlet Bahçeli de değil, yani iktidar medyasında sabahtan akşama Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin işbirliği arayışı içinde olması, kent uzlaşması diye sizin tariflediğiniz şey, kimler kimlerle beraber diye anlatılıyor insanlara, televizyonlarda, gazetelerde. Erdoğan da bunu yaptı 14 Mayıs seçiminden önce, işte sahte videolar vesaire, kandil videoları falan. Bu sebeple bunu söylemekten imtina eder misiniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin Esenyurt'ta uzlaştığını söylemekten imtina eder misiniz? Şunu söyleyeyim. Bu söyledikleri parti 2019 yerel seçimleriyle son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık bir tutum ortaya koymuştur. Değil mi? Ekrem İmamoğlu'na verilen destek. 2019'da bölgede kazan, batıda kaybettir stratejisi izledik ve başarılı oldu. Şimdi 2019'da bir siyaset yapmadık. Sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz çok açıktan Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi deklare ettik ve gereğini yaptık. Evet. Bak ne kadar tutarlı 2019 sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi de başka bir şey diyoruz. Diyoruz kazan kaybettir yerine kazan kazan politikası uygulayacağız. Kazan kazanı uygularken kazanacağımız yerlerde halklarımızın, emekçilerimizin, emekçilerin yönetimde temsil edilecekleri yerlerde de kararı kent dinamikleri karar verir. Evet. Esenyurt kendi arasında toplanmıştır. İçinde Cumhuriyet Halk Partisi de olmuştur. Hı. DEM Parti de vardır. Bizim bileşen partileri de muhtemelen yani vardır. Yani sadece bunu CHP-DEM Parti işbirliği olarak tariflenmesine itiraz ediyorsunuz. Çok ama doğru. Bu olmadığı anlamına gelmiyor. Çok doğru değil. Kent uzlaşısı denilirken Cumhuriyet Halk Partisi herkesin aklına geldi. Böyle bir şey yok. Peki Hatay'da kent uzlaşısında iki ilçede TİP'le kent uzlaşısı çalışmaları yürütüldü.
Niye Cumhuriyet Halk Partisi ile orada yürütülmedi? Hı hı. Kentin kendi dinamikleri. Orada kiminle işbirliği yapacağımıza, güç birliği yapacağımıza karar verdi. Peki İzmir'de ne oldu? Kendi adaylarımızla çıkıyoruz. Yani toptancı bir yaklaşımımız yok. Yerel dinamikler işbirliği yapmamızı istiyorsa işbirliği yaparız. Peki. Yerel dinamikler adaylarınız da çıkın derse adaylarımız da çıkarız. Halka esas alan, tabana esas alan bir partiyiz. Yüksek Seçim Kurulu az sonra bu İstanbul muammasına ilişkin bir açıklama yapacakmış Tuncer Bey. Ekranda sondaki haberi olarak duruyor. Bakalım nasıl bir açıklama yapacaklar. Kamera kayıtlarının esas alındığına, yani İl Seçim Kurulu'na sizin arkadaşlarınız kaçta geldiler? Ona bakılması, yani kamera kayıtlarına bakarak onun esas alınması yönünde bir kararın ortaya çıktığı da söyleniyor. Ama bu daha hala netleşmiş bir mesele değil. YSK açıklama yaparsa anlarız zaten. Evet, DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor mu, evet, girmiyor mu, evet, söyleyecek, evet, YSK. İnşallah yayında gelir açıklama da sizinle birlikte de, evet, konuşma fırsatı bulmuş, evet, oluruz. İstanbul'da niye aday çıkardınız Tuncer Bey? Şu sebeple soruyorum. Şimdi 2019 seçimlerinde, 31 evet, Mart 2019 seçimlerinde, yani partinizin Ekrem İmamoğlu'na fiili bir destek verdiği seçimde, hı hı, Pervin Buldan, o zaman HDP eş genel başkanı, Sultanbeyli'de bir mitingde şöyle konuşmuştu. İstanbul'da AKP-MHP ortak adayına değil, demokrasiden, barıştan, özgürlükten yana olan İstanbul'daki demokrasi güçlerinin adayı olan bir kişi var. Oylarımız oraya gidecek. İsim de vermiyorum, parti ismi de vermiyorum. Siz biliyorsunuz diyor kime vereceğinizi. Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu artık demokrasinin, ya da şöyle sorayım, demokrasiden, barıştan, özgürlükten yana olan bir kişi değil mi? Aday çıkardığınıza göre. Şimdi biz bir siyasi partiyiz. İstanbul'da üçüncü büyük siyasi parti. Ve yaklaşık 4-5 milyona yakın adına siyaset yaptığımızı söylediğimiz Kürt nüfusu oturuyor. Emekçiler oturuyor. Aleviler, ezilenler oturuyor. Bir siyasi parti bir dönem ya da bir seçimde almış olduğu kararları ebedi sürekli uygular diye bir kayda yok. Bizim aday çıkarıp çıkarmamamız Ekrem İmamoğlu'nun kişiliğiyle, niteliğiyle, birikimiyle vesaireyle ilgili bir durum değil. Biz bir siyasi partiyiz. Neyle ilgili? Tabanımızda. Peki size soruyorum. İstanbul'da kaç siyasi parti aday çıkardı? 12-13 herhalde. Bunlara sordum, niye aday çıkarıyorsunuz? Yani biz sürekli onlara da sorarız. CHP'yi destekleyeceğimiz, onları destekleyecek bir siyasi parti olarak görünmemizi ben eleştiriyorum. Evet. Bir 2019'da öyle yaptık. Şimdi tabanımızda, halkımızda, emekçilerle buluşmak istiyoruz. Evet. Siyasi partiler seçim gibi bir zemini her zaman en iyi şekilde kullanmak isterler. Evet. Bizim üçüncü büyük parti olduğumuz, temsil ettiğimizi düşündüğümüz, kitlelerimizin en yoğun olarak yaşadığı bir kentte aday çıkarmamızın neresi garip, onu çok anlamadım. Yani 31 Mart 2019'da kıyaslandığı vakit tabii, yani öyle bir kıyasla İYİ Parti'ye de mesela bu soru soruluyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını Cumhurbaşkanı adayı olmasını önermişti Meral Akşener. Şimdi Ekrem İmamoğlu doğru isim değil diyor İstanbul için mesela. Onlara da soruluyor bu soru. Aramızdaki fark 31 şu. Mart 2019'da aldığı tutumdan kaynaklanıyor elbette. Bu soruların temelinde o var. Aramızdaki fark şu. Öyle bir soru sormadım. Hayır, şunu söylüyorum. Biz İYİ Parti gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortağı değiliz. Masasına oturup seçime giren de bir parti değiliz. Bağımsız, tarafsız. Dönem dönem işte yapılacak seçimlerde ne yapacağını kendi özgür iradesiyle, evet, karar veren, tartışan ve bu doğrultuda hareket eden bir siyasi partiyiz. Peki, şimdi Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la Edirne cezaevinde görüştükten sonra gazeteci İrfan Aktan'a, eğer partimde uygun görürse ben İstanbul adayı olmak isterim dedi. Peşinden şu yorumlar yapıldı. DEM Parti
ya da Demirtaş iktidarla anlaştı. Cezaevinden çıkacak. Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirilecek. Belki başka şehirlerde de bunun sonuçları olacak. DEM Parti'nin aday çıkarmasının. Peşinden süreç Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle sona erdi. Nasıl değerlendirdiniz o zaman gelen bu yorumları Tuncer Bey? Yani kimin nasıl yorum yapıldığıyla artık çok ilgili değiliz. Biz ne yaptığımızı bence anlatalım. Dünya kadar genelde haksız, çoğunlukla yalan yanlış yorumlar çok yapılıyor. Başak Demirtaş DEM Partilidir. DEM Parti Başak Demirtaş Sayın Başak Hanım'ın evidir. Bir insanın kendi partisinden, kendi evinden aday olacağını söylemesi kadar normal bir şey yok. Evet. Bu bir. İki, Başak Demirtaş Başak Hanım adaylık açıklaması yaptığı zaman partiye güç sunmak için, katkı sunmak için açıklama yaptığını zaten ifade etti. Evet, söyledi. Sonrasında kendisiyle birlikte ilgili kurullarımız bir çalışma yürüterek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ortak bir mutabakatla işte bir karar verdiler. Bunun sebebini açıklamadınız. Buradan bir hinlik cinlik aramaya gerek yok. Bir insanın kendi evinden aday olmak istemesi, başvurması ya da vurmaması, çekilmesi, aday olması kamuoyuyla bu durum kamuoyuyla paylaşılacak bir yanı yok. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hangi durumun? Ne Başak Hanım? Yani parti içinde yürüyen tartışmaların mı? Biz kimseye hesap vermek durumunda değiliz. Başak Hanım bizim arkadaşımız, yoldaşımız, partilimiz. Bugünkü yaptığı açıklamayla da DEM Parti zamanı ve bütün gücüyle, enerjisiyle çalışmalara katılacağına ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Şimdi biz kime ne hesap vereceğiz? Kendi partilimiz birlikte karar vermiş, aday olacağını söylemiş, bize güç katmış, destek vermiştir. İstanbul'da ciddi bir hareketlik sağlamıştır. Ama maalesef o bizi görmeyen medya bu işi de magazinleştirerek bir yıpratma kampanyasına girmiştir. Dolayısıyla burada herhangi bir problem yok. Altında, üstünde, yanından aranacak bir sorun yok. Başak Hanım'ın nasıl erdemli davrandığını niye kimse anlatmıyor? Belki erdemli bir duruş içerisine girmiştir. Buna niye kimse kafa yormuyor? İki, Sayın Demirtaş cezaevinde yıllarını veren 7 yıl oldu. O sıcak, konforlu odalarda medya karşısında yorum yapanların yorumladığı gibi bir insan değil. Devrimci bir insandır. Son savunmasında da nasıl bir muhalefet, demokratik muhalefet yaptığı, nasıl bir duruş ortaya koyduğuna bütün Türkiye halkları şahitti. Bakın. Bizi karıştırmasın kimse. Ne Başak Hanım'ı, ne Sayın Demirtaş'ı. Biz başka siyasi partiler gibi değiliz. Selahattin Demirtaş şöyle dedi. Bizim yaptığımız her şeyde bir hinlik cinlik arama, bir şey arama kimseye bir şey kazandırmıyor. Biz yol yürüyen, yolunda verdiği kararda doğru yürüyen, sağa sola eğilmeyen, bükülmeyen, eyvallahı olmayan, cezaevinde olur, dışarıda olur, içeride olur, işkence altında olur, baskı altında olur, kendisini yargılayan mahkemede olur. Sözünü sakınmayan bir gelenekten geliyoruz. Bizde öyle gizli saklı, arka kapı, mesaj verme, mesaj alma, aldığı verdiği mesajlar doğrusunda sözünü, söylemini, pratiğini değiştiren bir siyasi parti değiliz. Peki, Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş adaylıktan çekilme kararı aldıktan sonra bir açıklama yayınladı biliyorsunuz. Şöyle dedi, Başak Demirtaş'ın adaylık iradesi DEM Parti'nin ısrarla kurmaya çalıştığı üçüncü yol siyasetini görünür kılmak içindi. Evet. Neden bu üçüncü yol siyasetini görünür kılmak için Başak Demirtaş'ın aday olmasına ihtiyaç vardı? Acaba? Şimdi burada da şöyle bir yanılgı var. Üçüncü yol eşittir seçim. Üçüncü yol eşittir adaylık. Üçüncü yol eşittir kim oldu, kiminle işbirliği yapıldı. Hangi partilerle ittifak yapılacak gibi algılanıyor. Ya üçüncü yol
bizim siyaset tarzımızdır. Ekonomide, sanatta, kültürde, dış ilişkilerde, Türkiye'nin yaşamış olduğu bütün meselelerde bizim iddiamızı ortaya koyan bir yoldur. Hı hı. Seçimler bunun çok küçük bir parçasıdır. Üçüncü yol eşittir seçim değil. Üçüncü yol kendisini, varlığını seçim üzerine kuran bir düşünce değil. Üçüncü yol nedir biliyor musun? Hı hı. CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin kadına bakış açısında başka bir yoldur. AKP'nin kadına bakışını anlatmıyorum. Diğeri de kadınların kültürel olarak rahat yaşamasını isteyen bir. Biz neyiz? Eşit temsiliyet, eş başkanlık, siyasette, ekonomide, sanatta etkin olan bir kadın istiyoruz. Şimdi bu ikisiyle bizim kadına bakış açımızı aynı teraziye koyabilir anladım, misiniz? Anladım. Hayır, ekonomide de böyle. Anladım. Birisi, Tuncay ben cevap vermedim. Anladım, yani. Onu anladım. Yani şimdi ama üçüncü yoldan insanların anladığı şu, Tuncay Bey. Partiniz elbette bunu farklı biçimlerde içini dolduruyor olabilir. Zaman da geçiyor da o yüzden araya giriyorum, kusura bakmayın. Üçüncü yoldan insanların anladığı şu. Ya biz kendi adaylarımızı çıkaracağız, kendi yolumuzda yürüyeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerinden evvel de bu mesele tartışıldı biliyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın mektubu falan filan, işte üçüncü yoldan gitmeli HDP diye TRT'de okundu mektup falan. Fakat öyle olmadı o dönem. Yani Ekrem İmamoğlu desteklendi. Fiili olarak desteklendi HDP tarafından. Şimdi üçüncü yoldan yürüme kararının arkasında şu mu var mesela? Önümüzde 4 yıl boyunca seçimsiz bir dönem var. DEM Parti seçime girecek. Diyarbakır'ı mesela yine kazanacak ve diğer şehirleri. Peşinden bu konjonktür böyle devam ederse eğer, Cumhur İttifakı da devam ediyor. AK Parti'nin yanında MHP var. Bizim belediyelerimize kayyum atanacak ve biz en başa geri dönmüş olacağız. Üçüncü yoldan yürüme kararının arkasında mesela bunun önüne geçmek gibi bir strateji var mı? Kayyum atanmasının önüne geçmek gibi bir strateji var mı? Dolayısıyla AK Parti ile bir buna ilişkin bir görüşme, bir müzakere yapıldı mı, yapılmadı mı? Üçüncü yolu tam bitirmemiştim. Buyurun. Evet, evet. Kısa. Buyurun. Zamanımız daralıyor. Dikkat süremiz de. Ama biz de çok evet, sorular da var. Kanallara falan çıkmıyoruz. Buyurun. Madem çıktık doğru tarif edelim. Buyurun. Yani üçüncü yol eşittir seçim değil. Peki. Dediğim gibi mesela sermaye konusunda AKP yani rantçı, çıkarcı bir anlayış izliyor. Hı. CHP küresel sermayenin açtığı yolda bir siyaset tarzı izliyor. Biz başka bir şey söylüyoruz. İşte sermayenin adil dağıtılması, adil bir vergi sistemi, emekçinin, yoksulun rahat ve huzurlu yaşadığı. Yani üçüncü yol yaşamın tamamında. Bunun küçük bir parçasının seçimleri oluşuyor. Mevcut birbirine benzer. İki blok dışında emekçinin, ezilenin, halkın, alevilerin, ötekleştirilenlerin, yoksulun, işçinin, işsizin kendisini temsil edeceği, düşüncelerini dile getireceği bir zemindir. Seçimlerle bağ çok küçük, çok düşüktür, çok abaltılıyor. İkincisi bizim AKP ile herhangi seçimlerle ilgili bir görüşmemiz olmadığını net bir şekilde söylüyorum. Biz bir siyasi parti olarak dönem dönem Türkiye'nin temel meselelerinde ilgili kişilerle, ilgili bakanlıklarla arkadaşlarımız görüşebilir. Bu hasta tutsaklarla ilgili yapılan görüşmeler üzerine kimi yorumlar yine böyle günlerce televizyon kanallarında tartışıldı bu mesele ama biz kesinlikle seçimlerde biraz önce söylediğim gibi bölgede halk oylamasıyla adaylarımızı belirledik. Tam tersine kayyum atanan belediyeleri AKP'nin elinden almak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yine AKP'nin elinde olan kötü yönetilen, usulsüzlük de yolsuzlukla anılan belediyeleri almayı düşünüyoruz. Batı'da da kazan ve kazan dedik. Şimdi ne Kürt illerinde ne de Batı'da bizim politikamızın AKP ile çakıştığı, buluştuğu bir nokta kadar ortaklaştığı tek bir şey yok. Niye AKP ile seçimi görüşecekmişiz? Ne katkısı olacak? İşte hangi siyasetimize? Mesela şöyle söyleyeyim ben size.
yapılan yorumlardan biri şuydu. Siz İstanbul'da aday çıkaracaksınız. Aday çıkarmanızın sonuçlarından biri Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi olacak. Bunun karşılığında da kayyum atanmayacak. Peki böyle bir şey düşünseydik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapardık. Önceki yerel seçimlerde yapardık. Bakın biz gerçek demokratız. Dürüst, açık, şeffaf siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Hı hı. Yeri geldiği zaman, görüştüğümüz zaman görüştük deriz. Bizim kimseye der misiniz? Tabii ki bizim kimseye bir borcumuz yok. Biz öyle CHP'nin başka bir partinin kuyrukçusu, yanlısı değiliz. Yani AK Parti ile görüşme talebinde de bulunmadınız. Bakın bizim kimse, bizim kimseyle ekonomik, rantsal, ihalesel bir bağımız yok. Biz tartışarak yol alıyoruz. Halkımızın önerileri doğrusunda yol alıyoruz. Bizim, AK Parti ile görüşme bizim, talebinde de bizim, bulunmadınız. Bizim ne anlıyorum. Kesinlikle ne bugün peki, ne yarın. Peki oradan bir görüşme talebi gelseydi? Seçimlerle ilgili görüşme talebi gelmez. Çünkü birbirine rakip. AKP'nin en büyük sillesini, tokatını yiyen, zulmünü gören, onlarca belediyesine kayyum atanan, hala yüzlerce, binlerce işte yöneticisi, üyesi, eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye iş başkanlarının zindanda olduğu, her gün Kürt'ün başına copun indiği, bütün Kürt illerinin uyuşturucu batağına bilerek zemin hazırlandığı bir süreçte bizi AKP'yle yan yana getirmek, görüştü, anlaştı, buluştu, pazarlık yaptı gibi algılar bizi yansıtmıyor. AK Parti'den bir görüşme talebi gelseydi kategorik olarak reddeder miydiniz? Şöyle, bak ben bir şey söyledim. Hı-hı. Bizim Kürt illerindeki politikalarımızda, batıdaki politikalar, ortaya koyduğumuz ilkelerle AKP'nin birbiriyle yakından uzaktan bir alakası yok. Olsaydı bir araya gelirdik. Şimdi bir, kadın düşmanı olmayacak, kadın özgürlükçü olacak, çevre konusunda hassas olacak, demokrat olacak, halkları inançların kendisine ait farklılıklarını kabul edecek, sermaye yanlısı olmayacak, emekçileri önemseyecek. Bir tane ilkeyi AKP ile buluşturun, birleştirin, yakınlaştırın, hadi biz de görüşüyoruz dedik. Var mı birbirine benzer? Bizi bir araya getirecek. Yüzlerce, binlerce gerekçe sayabilirim. Ama çözüm süreci zamanında da bu anlattığınız benzerlikler yoktu. Çözüm sürecinde biz AKP ile işbirliği, güç birliği mi yaptık? Ben bilmediğim bir şey mi oldu? Hı hı. Öyle bir şey oldu mu? Tabii ki. Masaya oturdunuz, çözüm sürecini konuştunuz. Seçimle ne alakası var? Yarın da masaya otururuz. Bak sizin yanınızda söylüyorum. AKP çıksın, Kürt meselesini demokratik yollarla, müzakereyle, diyalogla çözmek istiyorum. Yine otururuz. Anladım. Bak burada. Yani anladım. Türkiye'nin temel meseleleri konusunda, demokrasi ilgilendiren meselelerde, Türkiye'nin geleceği konusunda, demokratikleşme konusunda biz tabii ki oturur konuşuruz. Burada hiçbir problem yok. Çok net. Ama seçimde bizim AKP ile oturmamızı, konuşmamızı, anlaşmamızı, görüşmemizi, işbirliği yapacağımızı gerektirecek hiçbir sebep yok. Asla ve katı olmaz. Anladım. Ama bu açıklama yani seçimde işte biz İstanbul'da aday çıkaralım mı çıkarmayalım mı meselesini oturup AK Parti ile müzakere etmeyiz. Ama AK Parti çözüm sürecini tekrar canlandıralım ya da bu işi nasıl çözebiliriz meselesini. Bunlar seçimden bağımsız, bağımsız şeyler. Ama seçimde asla öyle bir şey olmaz. Onların da bizden bir beklenti olmaz. Kürt'ü reddeden, inkar eden, yok sayan, siyasi partilerle ortaklık yapan, ittifak yapan, memleketi yöneten bir partiyle biz nasıl yan yana gelebiliriz seçimde? Anladım. Peki, Ahmet Türk geçenlerde KRT yayınında dedi ki bu meseleyi çözerse Erdoğan çözer dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlette gücü yok, öyle bir liderlik de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde dedi. Erdoğan bunu çözme konusunda hem bir lider hem de devlette gücü var dedi. Sonra KRT yayınında da oldu. Bugün Mezopotamya Ajansı'na bir röportaj vermiş. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylüyor Ahmet Türk. O gün de öyle olmuştu zaten. Tekrar yayına bağlamıştı ve ben bir Erdoğan güzellemesi yapmıyorum. Mealen aktarıyorum. Hani niyetim Erdoğan güzellemesi yapmak değil. Ben bir durum tespiti yapıyorum. Durum budur. Yani bu işi çözecek lider Erdoğan'dır dedi. Katılıyor musunuz bu görüşlere? Sayın Türk'ün bugün açıklamaları çok netti. Biraz önce söylediğiniz gibi yani Kürt'e en fazla tokat atan, AKP döneminde görmediği zulüm kalmayan, baskı kalmayan bir siyasi parti AKP güzellemesi yapmaz. Bakın aynı şeyi söylüyoruz Ahmet Türk'te.
Şimdi Sayın Erdoğan çıksın desin ki Kürt meselesi, demokratik bir anayasa, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, Türkiye'yi gerçekten demokratik bir zemine çekecek bir çalışma yürütecek, biz kimseye sormayız, gider otururuz, gel tartışalım deriz. Sayın Türk bunu demek istiyor, tamam mı? Keşke muhalefette bir irade ortaya çıkabilseydi. Kürt diyebilseydi, bu işi çözebilecek kişi Erdoğan'dır diyor musunuz? Ben öyle bir şey demiyorum. Ya o bölümüne çözmek katılmıyorsunuz isterse çözer o zaman. Tabii Ahmet, ki. Ahmet Türk'ün bu tespitine bak, katılmıyorsunuz. Tek kişi çözer, mutlak bir belirlemede bulunmak benim işim değil. Ama bu iş çözülmeli mi? Çözülmeli. Erdoğan da çözebilir. Yarın başka bir yönetim, iktidar gelir. O da çözebilir. Ama biri çözer, diğerleri çözmez gibi mutlak bir söylem bizim söyleyeceğimiz bir şey değil. Biz çözmesini isteriz. Bahçeli de çözebilir. O da diyebilir bu sorunu ben çözebilirim. Şimdi gelin bu sorunu ben çözerim denildiğinde biz hangi siyasi partinin, hangi kişinin söylediğine mi bakacağız? Meselenin çözümüne mi odaklanacağız? Anladım. Bana sorarsanız meselenin çözümüne odaklanmaktır bizim işimiz. Çözümün nasıl olabileceğine ilişkin HDP, DEM Parti ile konuşmak isteyen herkese oturup konuşuruz diyorsunuz. Kesinlikle. Bahçeli de dahil. Sorunun çözümünü isteyen, anladım, çözmek isteyen, samimi bir irade koyan herkesle oturur. Herkes derken bu Türkiye'de bütün siyasi partilere açık bir şeydir. Yani getirip kişiyle, partiyle daraltmamak gerekiyor. Anladım. Ahmet Türk'ten bu anlamda ayrışıyorsunuz. Bir ayrışmadık. Aynısını söylüyorum. Ahmet Bey diyor ki Erdoğan çözebilir sadece diyor. Ama bugün ne diyor? Diyor ki ben onu derken çözüm sürecine gönderme yapıyorum. Yani orada bir irade vardı. Peki. Çözmek isteseydi çözebilirdi. O irade sahibiydi, o güç, kudret sahibidir, sahibiydi demek istiyorum. Anladım. Şimdi Leyla Zana çok 7 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj verdi. Çok uzun zamandır sessizdi. Kürt siyasi hareketinin çok önemli isimlerinden biri Leyla Zana. O da aslında benzer yönde ifadeleri var Leyla Zana'nın. Dedi ki Erdoğan çözüm sürecini buzdolabından artık çıkarmalıdır dedi. Bu da Erdoğan'ın lafıydı, buzdolabına koyduk demişti. Bütün bunlar işte Ahmet Türk'ün açıklaması, sizin İstanbul'da aday çıkarmanız, Leyla Zana'nın yıllar sonra sessizliğini bozması peş peşe konulduğunda acaba bir çözüm süreci ihtimali mi var yeniden? 31 Mart seçimlerinden sonra bunun masaya gelme ihtimali mi var? Buna bir hazırlık mı yapılıyor? Kamuoyu buna mı hazırlanıyor? Sorusunu getirdi. Var mı böyle bir ihtimal? Şöyle yani bizim bu konuda bu bahsettiğiniz Kürt siyasi aktörlerinin tamamının sözü aynı yeri ve aynı anlamı ifade ediyor. Yine söylüyoruz. Yani Leyla Zana demeç vermeyecek mi? Leyla Zana gibi yıllarını cezaevinde geçirmiş bir Kürt aktörü, önemli bir şahsiyet ne konuşacak Kürt sorunu konuşmasa? Demokratikleşmeyi böyle bir eleştiri olmadı zaten Tuncay Bey. Yani, ama bak başka bir şey söylüyorum. Şimdi Leyla Zana demeç verdi. Demirtaş açıklama yaptı. Bakırhan şunu söyledi. Acaba şöyle bir şey var mı gibi. Ha, anladım. Niyet okuyan. Zamanlama manidar mı kısmı hayır, için söylüyorsunuz? Yani, ortalamada Kürt siyasi aktörlerinin birbiriyle çelişen, çakışan demeçleri yok. Tamam bir irade arıyor. Bir adres ortaya çıkmasını istiyor. Türkiye'yi meşgul eden, batıran, bitiren, ekonomisini yok eden, bu Kürt'ü reddeden, Kürt'ün temel demokratik siyasi haklarını tanımayan bu zihniyetin bu meseleyi demokratik yollarla çözmesini talep ediyorlar. Bunu hepimiz söylüyoruz. Başka kelimelerle, başka şey öne çekerek, başka içerikte, başka ayrıntıda söylediğimiz şeylerin tamam aynı şeyi ifade ediyor. Bugün Kürt meselesi çözülecek derse biz memnuniyetle karşılarız. Bak ırkçılar, milliyetçiler, savaştan beslenenler, rant elde edenler nasıl karşılar bilmiyorum. Ama çözüm iradesi ortaya çıktığı zaman biz bunu dikkate alırız. Şimdi bizim şöyle bir lüksümüz yok. Hı. Her gün Türk ve Kürt gençlerinin cenazelerinin geldiği, yoksul ailelerde ağıt seslerinin yükseldiği bir ortamda
ben bu sorunu çözerim denildi. Hayır, sen muhatap almam demen lüksüne biz sahip değiliz. Tuncer Bey, şimdi iktidarda Cumhur İttifakı var. AK Parti, MHP birlikteliği var ve çok işte sarsılmaz bir ittifakmış gibi görünüyor. İki lider de hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani işte Türkiye'nin geleceği bizimle kaimdire kadar uzanan laflar ediliyor. Böyle bir konjonktürde çözüm sürecinin masaya gelme ihtimali var mı sizce? Yani Erdoğan'ın yeniden DEM Parti ile ya da muhatap kim olacaksa çözüm sürecini gündeme getirme ihtimali var mı? Esas cevabını beklediğim soru o. Ya şimdi şöyle, yani diyalektik olarak bir saat sonra yarın ne olacağını ben çok kestiremiyorum. Mevcut konjonktürün ama devamı. Ama mevcut konjonktürde dediğim gibi bu vahşet, bu kayyum sistemi, bu cezaevi, bu yargı üzerindeki işte denetim, yargının iktidardan etkilenerek Kürt'ü muhalifi cezalandırdığı, yıllarca cezaevinde tuttu, her gün cezaevlerinde cenazelerin çıktığı, Kürt coğrafyasının yoksullukla terbiye edilmeye çalıştığı bir süreçte ben size diyebilirim yarın çözüm için bir irade ortaya çıkacak. Ama hiç çözüm iradesi ortaya çıkmayacak. AKP varken asla ve kata çözüm olmayacak da diyemem. Bu diyalektik olarak doğru değil. Bakın, sizinle DEM Parti yetiştirdi mi yetiştirmedi mi, Taksim'in lastiği mi patladı, bilinçli bir şey miydi, bir pazarlık mı var diye yarım saat tartıştık. Ben size gerçeği anlattım. Bak anlattım. Hı. Şimdi televizyon kanallarında altyazı olarak DEM Partisi zamanında evraklarını eksiksiz teslim etti ve İstanbul seçimlerine giriyor diyor. Evet. Bizde de öyle. Bu yazı yani demeseydi, biliyorum sizin zaten altyazıda okudum. İlk önce de herhalde siz verdiniz. Emeğinize sağlık. Yani demek istediğim şu, işte bu spekülasyonlar üzerine dünya kadar kafa yorabiliriz, tartışabiliriz. Şimdi bir irade ortaya çıkmamış. Bize sorulan soru, çözüm süreci gelirse, çözüm derse, masa kurulursa, ya kurulursa tabii ki otururuz. Şu anda bu koşullarda emin olun, inan bey, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hı. Aynı üniversiteyi bitirmişiz. Evet. Sizi de biraz da yakın görüyorum. Sağ olun. Beraber Uludağ Üniversitesi'nde okulu bitirmişiz. Çok memnun oldum bu arada. Ben de, sağ olun. Emin olun öyle bir durum yok. Öyle bir gizli kapaklı perde arkasında işte seçimde şunu yapın, biz de işte şöyle yaparız, kayyum atamayız gibi bir durum yok. Aksine başka bir şey söyleyeceğim. Hadi buyurun televizyonunuz ve programlarınızda dile getirin. Kaçak seçmen diye bir şey duydunuz mu? Evet. Peki. DEM Parti bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Peki. Hadi bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Ya bizim 32 tane yerleşim yerimizi elimizden almak için taburları, asker, kolluk, polisleri kaydıran bir anlayışta biz hangi seçim işbirliğini yapacakmışız? Iğdır mesela 1800 farkla seçim kazanılmıştı, 4500 taşıma seçmen götürür. Bakın, milletvekili olduğum Siirt'i 1500 küsur oyla kazandık. 6900 küsur kaçak seçmen kaydırmış. Bunlar Siirt'i değil, yanlış anlamayın. Dışarıdan gelenler. Amasya'dan bir tabur. Bolu'dan asker ve polis. Asker ağırlık ve polis. Evet. 7 kişilik daha önce, bir önceki 6 ay önceki seçimde 7 kişilik insan ikamet ediyormuş. 1960 kişi şu anda, 7 kişinin 6 ay önce ikamet ettiği yerde 1906 kişi gözüküyor. Kars'ta 5000. Bitlis'te öyle. Ağrı'da 8-10 bin seçmen kaydırılmış. Bak şimdi bunlar işlenmediği için Türkiye halkları, Türkiye emekçileri, yoksulları, bizi sizi izleyenler, bunlar... Evet, acaba bu laf bir ama bak bunları biz objektif bir şekilde işleseydik vatandaş diyecekti ya, DEM Parti'nin elindeki 32 belediyeyi almaya çalışıyorlar. Evet. DEM Parti bunlarla nasıl uzlaşıyor? Etrafından nasıl dolanarak oturur yapıyorlar bunu. İşte bizim öyle bir sorunumuz var. O zaman Tuncer Bey, yani bunu açtığınız iyi oldu. Bu taşıma seçmen meselesini. Değil, kaçak. Keşke taşıma olsa. Hani ya, orada seçmen olup onu taşısa başımızın üstüne. He. Kentten, işte köyden merkeze kaydırsaydı onu da anlarız deriz. Ya ne yapalım, Siirt'in Erun'dan merkeze. Ama ikametgahını oraya taşımıyor mu geçici olarak, işte seçimde oy versin diye? Onu söyleyeceğim. Bak buradaki saçmalık ne biliyor musunuz İnan Bey? Şimdi siz lütfen keşke deneseydiniz, eşiniz, aileniz, yakınınız,
bir çalışanınız burada Ankara İl İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gitse, ben Çankaya'dan Altındağ'a seçmen olarak kaydolmak istiyorum deseniz, sizden ne isteyecekler biliyor musunuz? Evin adresi, size ait fatura, en az üç tane belge. Burada yok. Peki ben size soruyorum. Siirt'te taşınan 6900 seçmenden acaba tek bir fatura istenmiş mi? O zaman Tuncer Bey, DEM Parti'ye kaybettirmek üzere DEM Parti 31 Mart'ta aldığı belediyeleri ya da alma ihtimali olduğu belediyeleri alamasın diye iktidar seçmen taşıyorsa, tabii 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra konjonktürde bir değişiklik olmayacağını söyleyebilir miyiz? Onu söylüyorum. Mesela Diyarbakır'a yine kayyum atanacak mı sizce? Onu bilmiyoruz. Ama kayyum yolsuzluk, kusursuzluk demektir. Bütün Kürt illerine gidin. Bak, buna AKP'li seçmenler dahil lütfen araştırın. Hatta tanıdıklarınız varsa nefret ediyorlar. Bakın, ben belediye iş başkanlığı yaptım Siirt'te. Yerime kayyum atandı. 3 yıl cezaevinde kaldım. Sonra cezaevinden tahliye oldum, çıktım. Bomboş dosya var. Şimdi iyi dinleyin lütfen. Keşke bir gün öyle bir program yapsaydınız. Bak, aracınızla söylüyorum. 115 milyon borcu olan belediyede bize yerimize kayyum atadıklarında kasada milyonlarca lira bırakmıştık. Hani para başka yere gidiyordu. Ki 10 yıldır bunu kanıtlayamadılar. Hiçbir kentimizde tek bir belediye başkanımızın, eş başkanımızın yolsuzlukla yargılandığını, ceza aldığını duydunuz mu? Hayır. Biz ikinci seçimde tekrar belediye aldık. 100 milyonlarca borç. Evet. Kasada kuruş yok, tam tıkır takır. Devraldık, tekrar kayyum atadılar. Tuncer Bey, çok az zamanımız kaldı. Böldüm, kusura bakmayın. İl Seçim Kurulu açıklama yapmış. Başvuru saat 16.55'te alındı. DEM Parti seçime girecek diye. Evet. Yani ben aldığım bilgileri de öyleydi. Şimdi bunun üzerine şu söylenebilir. Spekülasyonlardan şikayetçisiniz ya. İstanbul'da değil de bu Diyarbakır'da olsaydı mesela. Oho, bilmiyorum. O zaman İl Seçim Kurulu böyle bir karar almazdı denebilir. Çünkü sizin aday çıkarmanız Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazacak ya, İl Seçim Kurulu DEM Parti'nin işte seçime girmesi için meseleyi kolaylaştırdı denebilir. Ama bak İnan Bey, şimdi başka bir yere kırdık. Biraz önce anlaştık mı anlaşmadık mı? Şimdi İl Seçim Kurulu siz seçime girersiniz diye acaba bir şey gibi alınabilir mi? Ya bunların tamamı spekülasyon ama maalesef işte Türkiye'nin en büyük açmazı, dezavantajı televizyon kanalları ve tartışma programları gerçekten bilgilendirme. Evet. İşin kendi muhatabını getirip onu dinleme, evet, onun ağzından yani meseleyi yansıtma gibi bir sorun yaşıyor. Ama tabii siz öyle değilsiniz. Sizi izliyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür. Türkiye'de demokrat, gerçekleri yansıtan 3-5 tane kendi yanında kavrulan kanal var. Birisi sizsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür. Yüzünüze olduğu için değil. Sağ olun. Tuncer Bey, süremizi tamamladık. Öyle daha mi? Sorularım çabuk vardı size ama yetişmedi. Bir daha seçimden evvel sizi ağırlarız, belki devam ederiz. Başım üstüne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Bizi davet ettiğiniz için kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Size de izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi halkçı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışımızı yeni şehirlere taşıma, Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Değişimin farkına var. Ioniq 6. Ioniq 6 1 milyon 660 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun.
GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de...